Şuradan küçük bir bıçak alayım. Seçemedim bıçağımı önce. Bunları soyarken ben bunu altını da bir yandan açayım. Tenceremin kızmasını istiyorum. Kabaca doğrayacağım soğanlarımı. Tencerem ısındı. Biraz zeytinyağı kullanacağım. Burada sanırım daha hızlı bir şekilde kavrulacak. Tencere yemeklerinde alt baz malzemeyi hazırlarken tuzu her zaman önce kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü yumuşamasını, çabuk yumuşamasını sağlıyor. Evet, güzelce kavruluyorlar. Ben her zaman tencere yemeklerinde biraz biber, biraz domates salçası kullanmayı tercih ediyorum. Bir tatlı kaşığı dolusu biber salçası kullanacağım. Onun yarısı kadar da domates salçası. Siz tam tersinde yapabilirsiniz. Sarımsakları bu işlemden sonra ilave edeceğim. Çünkü biraz fasulyeleri de kavurmak istiyorum. Yanmalarını istemiyorum. Hatta biraz ocağımızın altını kısalım. Sarımsaklarımı da rendeleyeyim. Şöyle. Hiç bırakmayalım içinde. Bu aşamada fasulyelerimi eklemek istiyorum. Fasulyelerim pişmiş olduğu için onun sadece kaynama noktasına gelmesi yeterli olacak. Çok fazla ezmemeye özen gösterin. Altını açıp et suyumu ekleyeceğim. Bu su yeterli. Birkaç kaşık da domates rendesi istiyorum. Şu bir, şu iki olsun. Rengini bir kontrol edelim. Suyunu dikkatli koyun çünkü pişmiş fasulye su çekmeyecektir. Sadece kaynamada kaybedecek biraz. Ve sevdiğimiz bütün baharatları ekleyelim. Hiç tuz koymadık. Bolca tuz koyalım içine. Bir tur daha yeterli olacaktır. Biraz da acı katmak istiyorum. Bu kaynarken ben pastırmalarımı hazırlayacağım. Şimdi biberlerle ne yapacağım? Aslında hiçbir şey yapmayacağım. Tamamen lezzetinden faydalanmak için bütün bir şekilde bunları üzerine koyacağım. Ve bu benim annemden öğrendiğim bir püf noktası. Haşlanmış fasulye kullandığınızda biberler öldüğü anda fasulyeniz servis etme noktasına gelmiş demek oluyor. Koyduk ve biberlerimizi kontrol edeceğiz. Tavam hazır. Biraz tereyağı kullanacağım. Daha bolca. Yağımı iyice eriteceğim. Çok fazla yakmak istemiyorum. O yüzden ateşin üzerinden aldım. Buraya bir iki tane şu şekilde pastırma koyacağım. Bunları hiç bölmeyeceğim. Serviste de her tabağa porsiyonlar şeklinde gelmesini sağlayacağım. Fasulyelerim pişti. Ben o arada sizlerin de gördüğünüz gibi pastırmalarımı kızartmaya başlamıştım. Bir kısmını yaptım. Yağımı da kullanacağım çünkü nefis aromatik bir yağ oldu. Şöyle büyük bir tabakta servis etmek istiyorum. Kıvamı çok güzel oldu. Dediğim gibi ben pastırmaları önceden kavurmayı tercih etmedim. Çünkü bu şekilde kullanacağım. Tok ve bütün şekilde olmasını istiyorum. Hatta biraz dekor yapalım. Demiştim aromaların içinde olduğu bütün yağ burada. Bunu kızdırdım. Şimdi biraz cos ettirelim. Evet.